Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD'nin diğer bir terör örgütü DEAŞ'a yönelik saldırısı sırasında bir PYD'li terörist öldü. Ölen teröristin İngiliz vatandaşı olduğu öğrenildi. Başbakan Binali Yıldırım da Fırat Kalkanı Harekatı'nın 133 günlük bilançosunu açıkladı. Ayrıntılarda 24 temsilcisi Şeymuz Çakan'da. Suriye topraklarında DAEŞ ve PYD'ye yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonları devam ediyor ve bir süre önce aslında DAEŞ'in merkezi olarak bilinen Rakka'ya koalisyon güçleri tarafından yapılan hava operasyonunda bir İngiliz asıllı PYD'linin yaralandığı ve daha sonra kaldırıldığı hastanede de yaşamını yitirdiği belirlendi. 20 yaşlarındaki Ryan Locke'un daha önce de aslında Türk Savaş Uçakları tarafından PYD'ye yönelik yapılan hava operasyonunda da yaralandığı, yani şarapnel parçalarından yaralandığı ifade edildi. Aslında şu an için de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de hem DAEŞ hem de PYD güçlerine yönelik operasyonların devam ettiğini söyleyebiliriz. Ve Başbakan Binali Yıldırım bugün devam eden Fırat Kalkanı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bugün o operasyonun 133. günü ve